Teşekkürler Türkiye. İyi geceler. Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Benimle Hazırlanın videosuyla karşınızdayım. Bugün GQ'nun Men of the Year etkinliğine davetliyim. Çok heyecanlıyım çünkü çok severek izlediğim ve oyunculuğunu çok beğendiğim La Casa de Papel'deki hepinizin tanıdığı, bence o dizinin starı Berlin bu senenin Men of the Year, yani yılın erkeği seçildi. O yüzden onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Bu böyle sadece bir makyaj ve hazırlanma videosu olmayacak, onu baştan söyleyeyim. Çünkü gerçekten özel bir davet olduğu için özellikle davetten de karelere yer vermek istiyorum. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ben video yüklediğim zaman anında size Merve video yükledi diye bildirim gelebilsin. Bir yandan da sohbetimizi edip bir yandan da yapalım çünkü gerçekten çok az vaktim var. Yani makyajı bitireceğim. Kıyafetimi giyip hemen çıkmam gerekiyor. Şunu fark ettim, çok fazla böyle makyaj odaklı oluyor. Tamam, onu da çok seviyorsunuz, ben de çok seviyorum ama birazcık da şimdi artık Berlin gelecek. Biraz Berlin'e kalsın diyorum video. Makyaj kısmı zaten hafif olacak çünkü sebebini de anlatayım. Bu gece muhteşem bir Nedret Taciroğlu abiyesi giyeceğim. Çünkü erkekler smoking, kadınların da şık bir abiye giymeleri gerekiyor. Uzun da giyilebilir, kısa da giyilebilir ama ben genelde uzun abiye giymeyi seviyorum bu tarz davetlerde. Çünkü zaten kısayı bir şekilde her yere giyiyorsunuz. Uzunu kaç kere giyiyorsun. O yüzden böyle davetler olduğu zaman ağırlıklı olarak ben seviyorum. Uzun abiye giymeyi seviyorum. Ay bakalım yakından, ne kadar yakından görebileceğim. Şimdi bayağı da kalabalık olacak tabii davet. Bir de ben hiç değilim, bilmiyorum biliyor musunuz? Daha önce de söylemişimdir. Yani çok sevdiğim, çok fanı olduğum birini de görsem, örnek veriyorum Tom Cruise. Tom Cruise'a bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum yani. Ama gelse şuraya ya da onun gene bunun gibi böyle GQ Men of the Year'da Tom Cruise olsa gene tabii koşa koşa giderim ama hayatta yanına gidip fotoğraf çektiremiyorum. Bende de böyle bir sıkıntı var yani. Çok utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Yapamam yani hayatta. Daha önce La Casa de Papel ile ilgili aslında bir yorum yapmıştım. Favorilerimi eklemiştim. Zaten herkes eklemişti. Bence herkes çok beğendi. Güzel bir diziydi. Tabii ki benim favori karakterim Berlin'de. Çok nefret edenim de var çünkü böyle bayağı bence aşağılık bir karakter aslına bakarsanız. Ama yani rolünü muhteşem yapıyor. Kesinlikle çok başarılı. Mavi fondötenim, kapatıcılığı, bitişi, rengi, her şey harika. Benim bugünkü hayalimde dediğim gibi elbisem zaten böyle bayağı ağır bir elbise olduğu için hafif bir şeyler yapmak var. Belki şuradaki böyle açık bej, daha önce de bunu kullanmıştık, bu paleti çok beğenmiştiniz. Chanel'in dörtlü böyle tam çantaya at, hayatım boyunca kullan paleti. Belki de ondaki şu soğuk açık tonu beji kullanırız hafif böyle köşelere. Ya dediğim gibi çok güzel, şık ama hafif bir makyaj olacak inşallah. Size de oluyor mu bilmiyorum, böyle bir davete, bir düğüne gittiğiniz zaman ben böyle gerçekten smoking giyinmiş, güzel elbiseler giyinmiş, hazırlanmış insanları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Çok kolay kolay da öyle ortamlara girmiyoruz hepimiz, işte böyle bir davet, bir düğün, bir şey olduğu zaman ancak. Seviyorum gülümseyerek böyle hani insanlara bakmak çok hoşuma gidiyor. Bazen Cem diyor, ne yapıyorsun ya falan, ya diyorum ki hoşuma gidiyor, güzel, bu kadar güzel böyle bakımlı, özenle hazırlanmış insanları bir arada görmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden merak ediyorum sizin de böyle bir ortamda böyle benim gibi böyle pişmiş kelle gibi derler ya. Böyle baktığınız oluyor mu? Dalıyorum bazen, insanları izliyorum falan. Evet, tatlı bir böyle çok uçuk bir pembe. Göz kapağı için biraz belki gelmiş olabilir. Bana da biraz öyle geldi. O yüzden çok hafif. Şöyle bunun bejinden alıp şöyle bir gölge atalım. Çok açık bir bej. Bayılıyorum bu palete. Bayılıyorum. Söyleyeceğim. Yazıyorum ama yine de söyleyeceğim. 308 Clear. Bir de tabii mesela de var. Benim eşim de çok hani bir ajansta çalıştığımız için hepimiz, herkes burada çok rahat giyiniyor. Beyaz yakalı gibi, bir kurumsal şirketteki gibi siyah pantolon, beyaz gömlek yok. Herkes spor ayakkabıyla, işte kot pantolonla falan geliyor. Ben eşimi tanıdığımdan beri, o da zaten hani hep kendi işinin sahibi olduğu için hiçbir zaman takım elbise giyen bir insan olmadı. Benim için güzel bir şey bu, çünkü annemden biliyorum, babamdan biliyorum. Babam benim yıllarca profesyonel olarak hep kurumsal şirketlerde çalıştığı için ceket ütülemek, gömlek ütülemek o kadar zor bir şey ki, o pantolon ütüsünü yapmak falan, aman Allah'ım yani. Annemin yıllarca ne çektiğini biliyorum, o yüzden hep şakasına şey derdim, Allah'ım annemin o halini görünce, Allah'ım ne olur ileride evlenirsem bana böyle takım elbise giymeyen bir insan olsun hayatımda, öyle biriyle evleneyim diyordum. Dualarım kabul oldu. 10 yıldır beraberiz biz eşimle. Ve hani 10 yıldır da tüm çalışma hayatında hep çok rahat giyin. Hep kot pantolon ve şey, ne derler, gömlek en fazla. Sweatshirt, kazak, tişört yazın. Hep öyle giyindi. O yüzden Cem'le beraber böyle davetlere gittiğimiz zaman onu da böyle smokinle görmek benim için çok değişik oluyor tabii. Çünkü onu en son smokinle gördüğümde zaten düğünümüzdeydi. Şöyle biraz dağıtalım. Biraz şöyle göz altına da alalım bundan. Sonra pembeyi birazcık daha arttıracağız. Ama o soft duruş çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar yine yeniden yeni bir beslenme düzenine geçmiş bulunuyorum. Kendi kafama göre değil tabii ki. Doktorumla beraber. Nedenlerini anlatacağım. Yeni bir video gelecek bununla ilgili. Neden yeniden bir yeni beslenme düzenine geçmek zorunda kaldım? Ne gibi bir rahatsızlığım var? Her birini çok detaylı şekilde anlatacağım. Çünkü biliyorum ki zaten birçok kişide olan, Türk insanında olan rahatsızlıklar benimkilerde. O yüzden iyice sonuca alıp o şekilde sizlere böyle süper bilimsel gerçeklerle ve bilgilerle ve sonuçla karşınıza gelmek istiyorum. Güzel gidiyor, çok iyi gidiyor. Hiç yapamam dediğim bir şeyi çok rahatlıkla yaptığımı gördüm. Hiç bilmediğim şeyler öğrendim doktorumdan. Hayatımda duymadım. Ben yıllardır sağlıklı beslenmeye aslında kafayı takmış biriyim. Zaman zaman çok benim de böyle dağıttığım zamanlar oluyor. Tatlıya düşkünlüğümden dolayı, ama hemen toparlamayı çok iyi bilirdim. Hep öyleydim. Ama son zamanlarda artık hani gerçekten böyle freni patlak bir kamyon gibi, tabiri caizse o durumdaydım yani. Asla toparlayamıyordum kendimi. Yedikçe yiyordum falan. Ve hani sağlığımın çok bozulduğunu gördüm her anlamda. Yeni bir beslenme düzenine geçtim. Şu anki doktorum inanılmaz bir kadın. Gerçekten inanılmaz. Bana hayatımda hiç duymadım. Bunca zaman dediğim gibi onlarca diyetisyenle çalışmış bir insanım. Onlarca diyetisyenin danışanı oldum. Hiç hayatımda duymadığım şeyler öğretti. Onları uyguluyorum. Sonuçlarını alır almaz, ki fark ediyorum şu an sonuçlarını almaya başladığımı, bir video yapacağım. Belki videoda doktorumu bile tanıştırırım sizle, duruma göre. Gözükmek isterse kamerada, bilmem, hiç öyle biri değil çünkü. Bunları sizin de öğrenmenizi istiyorum yani. Mekin Coffee kalemiyle böyle çok az gözümün üstüne, üst kirpiklerime böyle şey süreceğim. Beyaz kalem sürdüm içine. Bir tane kalem tirajım yokmuş yanımda. Inglout'un kalemi çok güzeldi aslında. Ondan istediğim etkiyi alacaktım ama kalem tirajım olmadığı için açamadım. Flormar'ı sürdüm. O da birazcık açıkçası kurumuş. Meryem'in farı çıkmaya başlıyor. Ben şey yaptıkça, dağıttıkça, ama dağıtmam da lazım. Uçuyor. Biraz hayal kırıklığı oldu benim için yani. Sadece geçiş kahverengisi kaldı yani gözümde aslına bakarsanız. O yüzden oyuncu değişikliği yapacağız şu anda. Mac'e geçtik. Biraz parmakla sürelim bakalım. Maskarayı sürüp bir bakalım. Az geldiyse bir şeyler dokundururuz. Gözleri yuvarlak olan bir insan olduğum için ve çok gözlerimi kırpıştırdığım için ben de takma kirpik ne yazık ki çok uzun ömürlü olmuyor. Güzel oldu bunu yapınca. Tamam, yakınındaki ışıktan daha çok beğendim. Çok azıcık dışına, yine çok sevdiğim J.Lo paletimi kullanıyorum. Şu sol dış köşeye. Çok az. Orayı tekrar dağıtacağım. Maskarayı sürmek istiyorum. Donuyor çünkü şu anda. Hızlı hareket etmem lazım. Smashbox'ın Super Fan. Şöyle bir baktım. Böyle net bir renk yok sol gözümde. Ama zaten istediğim de o. Net bir renk. Belki birazcık ortasına bak, gene dayanamıyorum. Gene kızacaksınız bana. Soft makyaj, hiçbir şey yapmayacağım bilmem ne diye çıkıyorum ortaya. Sonra gene dayanamayıp ay biraz ondan dokundurayım, ay biraz bundan dokundurayım oluyor. Sonuç gene gelinin kız kardeşi oluyorum. Şimdi öteki gözü de biraz şundan sürmüştüm. Krem far parmağımla sürmüştüm. Çok hafif. Yani ne renk oldu bu far Merve derseniz ben de bilmiyorum. Yani bir renk oldu ama geçişler meçişler var ama ne renk olduğunu ben de şu anda tam olarak söyleyemeyeceğim bir şey yani. Böyle soğuk bir gri gibi şu bölüm. Şu kaşı bir dolduralım. Kaş çok değiştiriyor her şeyi çünkü. Ya baktık sevmedik yine yaparız, hiç dert değil. Yetişiriz her türlü. Eskiden bu kadar rahat değildim. Onu da ayrıca belirteyim. Sonra gördüm ki yani kendime zarar veriyorum bu kadar kafaya takarak. Dedim ya sen deli misin ya, senden daha değerli bir şey yok, senin sağlığından, senin psikolojinden. Boş ver, olmayıversin yani. Ne olur, dünyanın sonu mu? O yüzden olmazsa da olmasın. Bir tane davete giderken, hangisiydi? İnanın hatırlamıyorum ama yine böyle bir davete giderken çok sevdiğim ve davete gideceğim tabii tulumdu, böyle çok güzel krep bir kumaştan. Makyajı yaptıktan sonra giymem pek mümkün değildi, o yüzden makyajı yaptım. Üstüme de bornoz giydim. Çok mantıklı bir hareket bence. İnanın hiçbir yerim belli olmuyor yani. Komple böyle bornoz, kocaman otel bornozlarından giydim üstüme. Sonra işte şey yaptım. Makyajı yapmaya başladım falan. Her şey bitti. Çok güzel, hiçbir şey olmadı. Tam kalkarken masadan paçasına bastım tulumun ve şeyin üstündeki fondöten biraz böyle köşeye koymuşum. Dior'un hatta backstage fondöteni, böyle çok akışkan bir fondöten. O fondöten cumburlops diye döküldü üstüme ve fondöten. Biliyorsunuz fondöten lekesi asla çıkan bir şey değil. İşliyor yani. Kumaşın içine işliyor saniyeler içinde. Benim nelerim gitti öyle. Şok oldum. Böyle gerçekten kal geldi. Silebildiğim kadar sildim. Ve öyle gitmek zorunda kaldım yani. Çok ortada değildi Allah'tan, biraz paçaya doğruydu. Çünkü tam kalkarken sağ ayağımın paçasına damladı. Gittim öyle, ne yapayım. O saatten sonra artık geç bile kalmışız davete. Söz verdiğimiz bir davet. Gitmek zorundaydım. O şekilde gittim ben de. Kimse de görmedi. O yüzden biraz rahat olmanın olumlu yanlarını yaşım ilerledikçe görmeye başladım. Size de tavsiye ederim. Ben bir ruju süreceğim. Bir öyle bakacağım kendime. Çok güzel. Çok olacak. Ruju sildim, daha rahatladım. Çünkü ruj çok spor kaçacak o elbiseye. Gerçekten makyajın renklerine gitmekle birlikte elbiseyi çok sporlaştıracaktı ve çok alakasız duracaktı. Silince şu an göz makyajımı beğendim. İşte o yüzden ben çoğu zaman şey yapıyorum, önden sürüyorum ruju. Ki hani göreyim gidecek mi göz makyajına, gitmeyecek mi diye. Şimdi birkaç ruj deneyelim bakalım. Aslında bu fena durmadı. Flormar'ın DC28 Absolute Nude diye bir ruju. Şöyle şu pudraları bir alalım bakalım. Bugün ışığımı o kadar ayarlayamamışım ki yani çok zorlandım. Son dakikada değiştirmedim, anlayamadım problemi. Ondan dolayı azlığı çokluğu anlamak için böyle aralarda hep kat edip buradaki ışığa çevirdim hep. Evet arkadaşlar, sanırım daha fazla bir şey yapmayacağım çünkü istediğim zaten böyle bir etkiydi. Böyle duru, makyaj var, çok ama az, az ama çok gibi bir etkiydi. Şu an o istediğim etkiyi yakaladım. Allığı sürünce çok daha fazla içmesinde. Şu an okey benim için. Şu an oldu. O pembe allık olayı benim için netleştirdi yani. Çok güzel rujmuş bu Flormar'ınki. Saçlarımı da tekrar cila attırdım. Çünkü aşırı derecede artık akmıştı boyası. O halini çok sevenler oldu. Ya ne güzel hani kalsın böyle diyenler oldu. Onların hatırına bir süreliğini öyle bıraktım. Ama sonra yok yapamadım yani. Ben artık şeyden bıktım böyle 3 renk saçtan. Net ve böyle hani şey saç istiyorum. Tek renk saç istiyorum. Ki bunda da zaten yine hafif ışıltılar var. Bence güzel oldu. Şey oldu. O istediğim etki oldu. Şu anda. Anlayacaksınız kıyafeti giyince niye bu kadar hani taktım böyle hafif olsun dediğimi. Evet arkadaşlar, makyajımın son hali bu şekilde oldu. Ben beğendim. Allığı falan sürünce ve ruju, doğru ruju bulunca çok güzel oldu. Nereden nereye geldi işte. O yüzden o küçük tavsiyemi unutmayın. Bence göz makyajında içinize sinmeyen ya da elbiseli olacak mı olmayacak mı diye düşünüyorsunuz. Hemen önden ruju sürün. Hemen belli ediyor olup olmayacağını. Sevdim. Bu gece Flormar'ın Deluxe Kaşmir Lipstick Stylosu ile gidiyoruz. Çantama da atacağım bunu ve bence gece boyunca da çok rahat ettirecek beni. Nude olduğu için ve kremsi bir ruj olduğu için. Makyajın son hali böyle. Bir size şöyle bir şey vereyim, yakın plan vereyim. Ben şimdi üzerimi giyinip davete gidiyorum. Videoyu kapatıyor gibi oluyorum ama aslında videoyu kapatmıyorum. Dedim ya, bu videonun amacı hani artık makyaj tutorialından öte oradaki ortamı mümkün olduğunca elimden geldiğince çekip sizlere göstermek. Berlin'i görürsem Berlin'i çekeceğim. Elimden geldiğince onları göstermek. O yüzden kapatıyorum zannetmeyin yani. Video devam ediyor. Gala davet görüntüleriyle. Ama ben yine de küçük hatırlatmalarımı yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Onları videonun açıklama kısmına koyacağım. Kanalıma hala abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videom hoşunuza gittiyse ekrana yine bunun gibi böyle benimle hazırlananlar, galalar, bir şeyler falan koyuyorum. Bu videoyla bağlantılı başka videolar. Onları izlerseniz çok sevinirim. Tekrar çok seviyorum sizi. Gala görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Evet, şimdi içeri girdim. İnanılmaz bir ışık var. Bilmiyorum nasıl böyle sağdan geliyor. Şöyle. Şimdi vestiyere vereceğim üstündekini. Ondan sonra direkt içeri giriyorum. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Sizleri görmek daha da keyiflendirdi bizleri. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şeyda, sen nasıl hissediyorsun? Ben çok iyi hissediyorum. Rujumu tazeleyeceğim. Merhaba. GQ ailesine ve beni her alanda destekleyen tüm dinleyicilerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. GQ ailesine, Ay Yapım'a, A'dan Z'ye, Çukur ekibine. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Özge ve tüm GQ Türkiye ekibine. İyi akşamlar sevgili kadınlar ve erkekler. Önce iyi bir insan, iyi bir oyuncu, iyi bir mukallit, iyi bir dansçı, iyi bir şarkıcı, on parmağının marifet ve de güzel bir kadın, yılın kadını Demet Evga. Teşekkür ederim bu kadınların omuzlarında yükselen bu ödül töreni için öncelikle tüm erkeklere ve tüm kadınlara. Onu tebrik ediyorum, minik tavşanımı. Herkese böyle dostluk nasip etsin Allah. Büyük bir kıskançlık, dev bir haset ve hakikaten çok büyük bir hayranlıkla Tolga Karaçelik. Sorry for that, my dear friends. Güzel kardeşim Tatiana Viven. Beraber resim yapıyoruz. Come on, come on, I am tired. Ortak bir rujamız var. Buraya İstanbul'a girip birkaç ay kalıp resim yapmak. Bir bunu yapacağız. İnşallah. Teşekkürler Türkiye. İyi geceler.